Bir düşünmem gerek. Yani zor bir soru çünkü yani öbürlerini silecek olması çok kötü. Hani birçok güzel anım var ama yani bir tane seçmek düşünmem gerekiyor. Mesela küçüklüğümden beri şey hatırlıyorum. Bu güzel bir anı. Anneannemle ben küçükken plaja gittiğimizi hatırlıyorum. Hala gidiyoruz aslında. O güzel. Birlikte beni bazen erken kaldırıyor. Uyanabilirsem. Bazen anneannemle ama daha güneş böyle yeni doğarken ve genelde kumlar böyle soğuk oluyor. O güzel ben onu bazen düşünüyorum. Benim için cennetin tasvirlerinden bir tanesi gibi ama hepsi çok başka. Belki annemle küçükken akua fantaziye giderdik. Kaçaklar falan vardı o güzel. Ama ben en çok şeyi seviyorum annemle. Mutfak tezgahında oturup kahve içtiğimiz zaman. Bize Türk kahvesi yapıyor ya, çok güzel yapıyor bunu. Türk kahvesi yaptığı zaman böyle nasıl desem. Çok güzel yapıyor Türk kahvesini. Ben az şekerli içiyorum orada öyle. Ya da şekersiz de içiyorum. Ondan sonra o hep sigarasını yakıyor. Bizim böyle balkonu kedilere kapattığımız için çok keyif yapılacak bir alan gibi gelmiyor aslında insana ilk başta ama hep tezgahta oturuyorum ben ya da annem bilmiyorum. İkimizden biri tabureyi çekiyor ya da işte. Oturuyoruz karşılıklı bir şeyler hakkında sohbet ediyoruz ama bu da benim için cennetin tasvirlerinden bir tanesi olabilir. Bunu özlüyorum. Çünkü ya Türk kahvesi yalnız pek gitmiyor. Yani güzel bir şey ama annenle içmeye alıştıysan zor. Ama bilmiyorum. Ya da mesela Ahmet'e ilk sarıldığım an da olabilir. Hem güvende hissettim işte. Gerçi o da bana aynı şeyi söylemişti dün akşam. Yani sanki kopya çekiyormuşum gibi hissediyorum ama öyle değil. Yani o bana söylemeden önce ben zaten biliyorum. Ama aralarından sadece bir tanesini seçmek çok zor. O yüzden büyük ihtimal kendi başıma olduğum bir anı seçerdim. Küçükken dedemle alışverişe gittiğimizde aklıma geldi. Bazen düşünüyorum bunları. Ya da ne bileyim. Forum Aydın'a giderdik. Orada kot aldırdım. Hatta İspanyol paça aldırmışlığım vardı bir kere. Annemler çok yakıştığını iddia ediyordu ama bayağı kötüydü. Kot pantolon aldırmaya götürdüm. Ya da ayakkabı bakardım. Sonra hep Diyener'e giderdim. Bazen Sims 2'nin şeylerine bakardım. Ek paketlerine bakardım. DLC'lerine. Güzel günlerdi. Sonra şey hatırlıyorum. Çocukken gene annemle Cuma günleri çıkışta o Tansu ablayla buluşmaya gittiğimde bir tane evin kafe vardı oraya giderdim. Çok güzel patatesli börekleri vardı. Orada şey yine Sims 2 açıp oynardım. O da benim için bir cennetti. Ama
aralarından bir tanesini seçemem. Hepsi çok ayrı. Hepsi çok güzel. Dayımayla küçükken McDonald's'a giderdik. Of, düşündükçe aklıma başka şeyler geliyor. Alakasız birçok şey geliyor. Ve hani hepsi birbirinden güzel. Bunların hiçbirini silinmesini istemem. O yüzden eğer hepsi silinecekse büyük ihtimal kimseyle olan bir anımı seçmezdim. Kendimle olduğum bir anımı seçerdim. Ama dünden beri düşünüyorum. Yani sen sormadan önce filmden dolayı zaten aklımdaydı aslında. Eğer şu an bu durumu yaşasaydım, bu soruyu bana büyük ihtimal başka zaman sorsaydım başka cevap verirdim ama şu an seçmek durumunda olsaydım şu an kendi başıma izlediğim filmler oldu. Akşam böyle her yeri kapatıyorum, kaloriferi köklüyorum. Sonra işte dediğim gibi her ışığı kapatıyorum odadaki ve bilgisayara CD takıyorum. Ardından izlemeye başlıyorum ama herhangi bir sinema seansını verebileceğinden daha büyük bir keyif oluyor benim için. Sanırım bunu seçerdim çünkü. Bu öbür anılarımdan güzel bir anı değil ama eğer öbür anılarımı kaybedeceksem sadece bir tanesini tutunmak istemezdim. Aslında hiçbirini kaybetmek istemezdim. Hepsi benim için eşsiz. O yüzden böyle bir prosedürden geçmek istemezdim. Ama sonuçta sadece bir oyun, neden olmasın. İlla seçmem gerekseydi tabii. Umarım seçmem gerek. Vazgeçtim. Sinema şeylerini seçmezdim ya. Yani bunu düşündükçe aslında ortaya yeni şeyler çıkıyor. Büyük ihtimal mesela şimdiki kafamla seçmem sinemayı. Şeyi isterdim. Küçükken at bindiğim zamanları isterdim. Atın üstündeyken böyle yazın suratıma ve saçlarıma böyle atla koştukça vuran bu sıcaklık dalgasını. Ondan sonra ağaçların arasından böyle gün batımının yere yaptığı o refleksiyonu gölgelerle o düşüşü. Düşündükçe zorlaşıyor gerçekten. Düşünmemeye çalışacağım. O yüzden atla karar kıldım. Sanırım bunun at olmasını isterdim. Ox'la birlikte böyle gezintiye çıktığımız zaman. Onu çok özlüyorum. Ne zaman öldüğünü bile bilmiyorum ama onu çok özlüyorum. Atın üstünde tek olduğum zamanları isterdim, ana olarak.